Her sezon yeni bir başlangıçtır her takım için. Her takımda büyük bir yeniliktir bu uzun maraton için. ...2018-2019 sezonunun başlama vuruşunun heyecanı yaşanırken de bu yeniliğin en büyük adresi Trabzonspor'du belki de. Bordo Maviler, Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kez bir transfer dönemi geçirecek ve yeni sezona merhaba diyecekti. Nasıl bir yönetim göstereceği merak konusu olan Ağaoğlu'nun ilk işi, kulübün efsane isimlerinden Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek oldu. Karadeniz ekibiyle bir yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam, kendisi için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmayla gönülleri fethetmeyi başarıyordu. Saha içerisinde kaybettiği anda o acıyı gözlerinden yaş akıtarak hisseden samimi insanların olabileceği bir kadro oluşturmaya gayret göstereceğiz. Yani bu hangi sonucu olursa olsun yapabileceklerinin en iyisini yapmak, ondan sonraki gelecek sonucu göğüsleyebilecek bir başta liderinin olduğunu bilmesi bizim için en temel değerdir. Bunu sağlamaya çalışacağız. Teknik direktörlük koltuğunu çok güvendiği bir isme emanet eden Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu bu aşamayı geçtikten sonra kollarını kadro planlaması için sıvadı. Yaz döneminin ilk imzalarını İran milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren Vahit Amiri ile Majid Hosseini'yi attıran Trabzonspor, iki isme sadece 517 bin euro bonservis bedeli ödeyerek transfer dönemine karlı bir başlangıç yapıyordu. Karadeniz temsilcisi Hosseini'nin defans hattındaki partnerini bulmakta da gecikmiyordu. 22 yaşındaki stoperin kadroya dahil edilmesinden bir gün sonra bu kez Senegalli Zargo Touré bordo mavili formayı sırtına geçiriyordu. Ve takvim yaprakları 17 Ağustos 2018'i gösterdiğinde bir süre sonra Trabzonspor taraftarının sevgilisi haline gelecek olan Anthony Vakayeme kendisini bordo mavili renklere bağlayan imzayı atıyordu. Yaşanacaklardan habersiz bir şekilde şehre gelen ve 1 milyon 100 bin euro karşılığında takımın yeni üzerinden biri olan Nijeryalı futbolcu hakkında bilinen tek şey ise Hapoel Berşeva forması altında Beşiktaş'a karşı gösterdiği performanstı o günlerde. Mali açıdan dikkatli adımlar atmak zorunda olan Ahmet Ağaoğlu liderliğindeki Trabzonspor yönetimi, sezonun başlamasına az bir süre kala camianın sembol isimlerinden Zeki Yavru ile anlaşma sağlıyordu. Bordo Maviler son transferini ise İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'dan yapıyor ve Ganalı forvet Caleb Ekuban'ı 200 bin euro kiralama bedeliyle kadronun önemli parçalarından biri haline getiriyordu. Trabzonspor'da yeni yapılanma sürecinde yolların ayrıldığı isimler de bir hayli fazlaydı. Bordo Maviler'de yaprak dökümü Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya gidişiyle başlıyor. Tomáš Hüboçan, Jan Duricza, Aytaç Kara, Uğur Demirok, Dam Endoy, Ramil Şeydaev, Matuş Bero, Fabian Castillo gibi isimlerle de devam ediyordu. Mali çıkmazda kalan Trabzonspor bu oyunculardan yaklaşık 10 milyon euroluk gelir elde ediyor ve uzun bir sürenin ardından kulübün transfer politikası değişime uğruyordu. Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu Medipol Başakşehir deplasmanında açtı. Bordo Maviler çetin bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Manuel Da Costa ve Emmanuel Adebayor'un gollerine engel olamayınca sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve sezona iyi bir giriş yapamadı. Ünal Karaman'ın öğrencileri bir sonraki hafta sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Olcay Şahan'ın bir gol bir asistle yıldızlaştığı maçtan 3 puan çıkarmayı başaran Bordo Mavili ekip gelecek adına da olumlu sinyaller verdi. Yusuf önünde kaldı şimdi. Yerden Olcay'a. Olcay gidiyor. Olcay bıraktı. Rodallega! Hugo Rodallega! İlk
İki gol onlardan gelmişti bu kez ortaklıkta. Yine aynı oyuncular var. Önce Olcay, sonra Odaega, yine Odaega. Ligin 3. haftasında 2 kez öne geçtiği karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Trabzonspor, 4. haftadaysa sezonun ilk derbi maçında Galatasaray'a şans tanımadı ve 4-0 gibi farklı bir skor elde ederek rakiplerine gözdağı verdi. Sarı Kırmızılar karşısında alınan galibiyetin ardından oynanan kol bastı da eski günlere dönüşün sinyali niteliğindeydi adeta. İşte Trabzonspor'un galibiyet sevinci. Trabzonspor sonraki iki maçta sahadan boynu bükük ayrılsa da toparlanma sürecini hızlı geçirdi ve iç sahadaki Kasımpaşa mücadelesiyle geri dönmeyi başardı. Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega'nın jeneriklere giren golü ise görülmeye değerdi. Pereira baktı içeriye. Pereira yaptı ortasını. Rodallega! Rodallega! Şapkadan tavşan çıkardı. Rodallega! Yok böyle bir gol. Sekizinci hafta Akhisarspor deplasmana çıkan Bordo Maviler galibiyette Jose Sosa'nın yaktığı ateşle ulaştı. Ama devam eden 3 maçlık süreçte 3 puan sevinci yaşayamadı. Karadeniz ekibinde bardağı taşıran son damlaysa Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı alınan 5-0'lık ağır yenilgi oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Ünal Karaman da son derece üzgün bir şekilde kameraların karşısına geçti. Kabul edebileceğimiz bir sonuç değil. Bizim için çok ağır gelen bir sonuç. Formaya, varmaya, gönüllere, insanlar için de çok ağır bir sonuç. Çok geçmeden Doğu Anadolu ekibi karşısında yaşanan hüsranın faturası kesildi. Ve takım kaptanları Onur Kıvrak'la Burak Yılmaz süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Yaşanan olaylar şehir ve camiada deprem etkisi yaratsa da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe derbisi hem Trabzonspor'un çıkışa geçmesi hem de genç oyuncular için çok büyük bir fırsattı. Ünal Karaman radikal bir kararla Sarı Lacivertlere karşı kalede Uğurcan Çakır'a, savunmanın ortasında da Hüseyin Türkmen'e şans verdi. Kronometreler 75. dakikayı gösterdiğinde ev sahibi ekip sahaya kaptan olarak çıkan Jose Sosa'nın enfes golüyle farkı 2'ye çıkarmış. Trabzon sakinleri de oynanan futbolun keyfini çıkarmaya başlamıştı bile. Ortaya çıkan durum sonucunda kazanan Trabzonspor oldu ve Bordo Maviler bu iki oyuncuyla birlikte Fenerbahçe maçından da zaferle ayrıldı. Bu kritik dönemecin ardından şehrin öz evlatları Beansports'a samimi açıklamalarda bulundu. Gerçekten öncelikle çok mutluyuz çünkü çok güzel bir galibiyet aldık. Buna ihtiyacımız vardı. Bizim ihtiyacımız vardı. Taraftarın ihtiyacı vardı. Dördümüzün de aynı anda sahada olması çok gurur verdi. Çünkü aynı anda altyapıda da birlikte aynı takımda oynuyorduk. Şimdi bu sahaya çıkarken birlikte dedik ki en azından altyapının ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi oyuncuların olduğunu bugün sahaya çıkıp gösterelim dedik. Türk futboluna inşallah hepimiz gençler. İnşallah Türk futboluna uzun zaman, uzun süre hizmet etmek istiyoruz. İnşallah bu da bir başlangıç olur. Süper Lig'deki ilk 11 maçında böylesine büyük bir maçla başlamak gerçekten de bir önemli bir açıydı gerçekten. Çünkü iyi de oynamak var, kötü de oynamak var. Çok şükür Rabbime iyi oynadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen en iyisini yaptık. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftası ise Trabzonspor'un sezonunu özetler nitelikteydi. Maçtan birkaç gün önce annesini kaybeden Kalep Ekuban, buna rağmen İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve oyuna sonradan dahil olarak Bordo Mavilere galibiyeti getiren isim oldu. Ganalı futbolcu attığı golün ardındansa gözyaşlarına hakim olamadı. Trabzonspor 2 maçlık seri sonrasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3 golle geçerken Vodafone Park'ta da Beşiktaş'a kök söktürdü. Bordo Maviler Şenol Güneş'in öğrencileri karşısında 2 farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca İstanbul'dan 1 puanla döndü. Onazi cezalı reşidi. 3 oyuncu kapattı. Geriye doğru Bakayeme. Vurdu ve
müthiş bir gol. Akayeme attı, 2-0 oldu 47. dakika. İlk yarının son mücadelesinde ise gol yağmuru vardı. Karaman'ın takımı Abdülkadir Ömür'ün 2 golle yıldızlaştığı müsabakada Karadeniz'in diğer temsilcisi Çaykur Rizespor'u 4-1 ile mağlup etmeyi başardı ve 17 haftalık periyodu 2. sırada noktaladı. Trabzonspor devre arası kamp çalışmaları kapsamındaysa soluğu Antalya'da aldı. Bordo Mavilerin açıklanan kamp kadrosunda takımın dışında kalan Onur Recep Kıvrak'la Burak Yılmaz'ın yanı sıra kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ve Zeki Yavru da yer almadı. Bir yandan ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren, bir yandan da transfer çalışmalarını yürüten Trabzonspor'da yaprak dökümünü başlatan isimse Burak Yılmaz oldu. Başarılı santrafor 8.4 milyon Türk lirası karşılığında eski takımı Beşiktaş'a döndü ve sıkıntılı bir Trabzonspor dönemini geride bıraktı. ...12 Ocak'ta Antalya'daki çalışmalarına son veren Bordo Maviler... ...2019 yılındaki ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesir Spor Baltok'la karşı karşıya geldi... ...ve sahadan 2-1'lik avantajla ayrıldı. Tarihler 13 Ocak 2019'u gösterdiğinde ise Onur Recep Kıvrak... 12 sezon boyunca sırtında taşıdığı bordo mavili formaya, çok sevdiği Trabzonspor'a ve yeşil sahalara veda etti. Tecrübeli eldiven yaptığı açıklamada, "Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım." ifadelerini kullandı. Bu iki önemli kaybın ardından ne yapacağı merakla beklenen Ahmet Ağoğlu ve yönetimi, her fırsatta mevcut kadroya olan güvenlerini dile getiriyor. İlerleyen sürede Yuray Kutska ve Zeki Yavru gibi isimlerle de yollarını ayırıyordu. Trabzonspor çalkantılı bir kış transfer döneminin ardından 20 Ocak'ta yüzünü yeniden Sport Toto Süper Lig'e döndü. Devrenin ilk maçında seyircisinin önünde lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Bordo Maviler, Abdullah Avcı'nın öğrencilerini yine alt edemedi ve 6 gole sahne olan düelloda 3 puan bıraktı. Nefes kesen mücadelede en çok konuşulan olaylardan biri de Trabzonsporlu futbolcuların İstiklal Marşı esnasında yüzlerini şanlı Türk bayrağına dönmeleri oldu. Ortaya çıkan benzersiz görüntü ise futbol severler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Balıkesir Spor Baltok'u geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Trabzonspor, 19. haftada oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesiyle bir yıldız adayını daha sahneye çıkardı. Yeni 4 Eylül stadında Bordo Mavili ekibe 1 puanı getiren oyuncu, 24 yaşındaki Abdülkadir Parmak oldu. Omega kontrol, şimdi şut ve gol! Muhteşem bir gol! Abdülkadir Parmak atıyor. Akyazı'da başkent temsilcisi Ankara Gücü'nü tek golle geçen Trabzonspor'un bir sonraki durağı ise Türk Telekom Stadyumu'ydu. Bordo Maviler çok iyi bir mücadele örneği sergilediği karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ama Galatasaray'ın 21. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Yusuf Yazıcı'nın ilk kez kaleyi koruyan Arda Akbulut'a verdiği teselli takım ruhunun en büyük göstergesiydi belki de. Yusuf Yazıcı kaptana gitti, Arda'nın yanına, onunla konuşuyor şu anda. Ligin 22. haftasında Karadeniz temsilcisinin konuğu bu kez Sergen Yalçın'ın takımıydı.
son dönemde sakatlıklarla boğuşan ve eksik bir kadroyla stadyuma gelen Trabzonsporlu Ünal Karaman, zorlu müsabaka öncesinde verdiği röportajda bu uzun maratonu koşmanın ne kadar güç olduğunu esprili bir dille aktardı. Derler ya, Bayburt Bayburt olardı, böyle zulüm görmedi diye. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadık yani, çok işte parmak kırıkları, ayak tarağı kemiği kırıkları, aşil tendon kopmaları. Ben de hafta içi ayak tenisi oynarken alta deliği kalbi ufaktan yırttım, bugün biraz ben de zorlayacağım yani. Bu röportajın ardından yeşil zemin ayak basan Trabzonspor seyircisini üzüyor ve Aytemiz Alanyaspor'u yenilmekten kurtulamıyordu. İç sahada oynanan Akhisarspor mücadelesi ise son derece ilginç bir görüntüye sahne oldu. Bordo Mavili taraftarlar takımları 1-0 gerideyken kenara alınan Yusuf Yazıcı'yı ıslıklıyor ve genç oyuncu bu tepkiye anlam veremiyordu. İşli çıkışlı geçen bu dönemin sonrası ise Trabzonsporlar için rüya gibi geçti. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor sürprizi haricinde taraftarlarına gurur duyulacak bir takım izlettiren Ünal Karaman ve ekibinin bileği sezon sonuna kadar bükülemedi. Başarılarla dolu bu sürecin 27. haftasında Türk futboluna yeni bir yıldız daha kazandırıldı. 1999 yılının Ocak ayında Trabzon'da dünyaya gelen Murat Cem Akpınar, Antalyaspor filelerine gönderdiği golle şehrin öz evlatları arasındaki yerini almayı başardı. 90+4 Trabzon'da duraklamalarda son dakika. Abdülkadir yerden bıraktı, Murat Cem gitti. Murat Cem Akpınar! Murat Cem Akpınar! Oyuna girdi, golünü attı. Yedek kulübesi Murat'ın yanında. Bordo Mavilerde Bursaspor ve Fenerbahçe deplasmanlarındaysa sahneye çıkan isim Abdülkadir Ömür oldu. Yeşil beyazlara attığı muhteşem golle galibiyeti getiren Abdülkadir, Kadıköy'de de Yusuf Yazıcı'ya yaptığı asiste alkış topladı. Bakayım he. Abdülkadir şut! Muhteşem bir gol! Muhteşem bir gol atıyor Abdülkadir Ömür! Kilian İslam ortaya döndü. Abdülkadir Ömür havalandırdı. Kesaladı. Yusuf vurdu, gol. Yusuf attı 16. dakika. Trabzonspor 1-0 önde. Öte yandan sarı lacivertlerle oynanan derbi mücadelesinde son dakikada yediği golle 2 puan bırakan Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları 90 dakikayı özetler gibiydi. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bir şey söyleyemiyorsun. Kelimelerin karşılığı yok. Ya gerçekten çok üzgünüz. Bu futbola, bu mücadeleye, bu beraberlik yakışmadı diye düşünüyorum. Spor Toto Süper Lig'de kritik viraja girilirken Beşiktaş'ta kıyasıya bir üçüncülük yarışına giren Trabzonspor, rakibini üstün bir oyunla mağlup edip iddiasını son haftaya taşısa da sezonun son düdüğü çaldığında siyah beyazların 2 puan gerisinde kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazandı. Bakalım önemli tecrübeler eşliğinde bir seneyi geride bırakan ve iskeleti sağlam bir kadronun temellerini atan Trabzonspor'un istatistiki verileri bizlere neler söyleyecek? Özellikle ligin ikinci yarısında oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Bordo Maviler 2018-2019 sezonunda 63 puan topladı. Bunun yanında Trabzonspor 64 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin altısını penaltı noktasından kaydetti. Trabzonspor kalesine gelen 46 şutun filelerle buluşmasına ise engel olamadı.
Karadeniz temsilcisi attığı 528 şutla bu alanda Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alırken bu şutların 195'inde isabeti bulmayı başardı. Trabzonsporlu futbolcuların 28 denemesinde de meşin yuvarlak direğe takıldı. Yusuf kendi topun üzerine atladı. Sol sağ bir ayak içi köşeye direkten döndü. Yusuf atladı. Sol sağ vurdu. Direkten dışarıya. ...34 maçlık periyotta kalesini 7 kez gole kapatan Ünal Karaman'ın öğrencileri... ...geriye düştüğü maçlardan 18 puan çıkarmasını bildi. Bordo Maviler öne geçtiği müsabakalarda ise 12 puan kaybetti. Trabzonspor geride bıraktığımız sezonda 67 kez sarı kartla cezalandırılırken... ...hiç kırmızı kart görmedi. Bordo Maviler bu unvanı Medipol Başakşehir ile paylaştı. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega takımın en gol cismi olurken Nijeryalı Anthony Wakayeme'de yaptığı 10 asistle en çok gol pası veren oyuncu olarak kayıtlara geçti. Wakame. Top yine onda kaldı. Ortayı yaktı. 4. gol. 4-0 oldu. Ekuban. Trabzonspor'un unutulmaz sezonunun baş mimarı şüphesiz ki teknik direktör Ünal Karaman'dı. Antrenörlük kariyerine milli takımın alt yaş kategorilerinde başlayan Ünal Karaman, Süper Lig'e ilk adımını Konya'da attı. 2007-2008 sezonunda Nurullah Sağlam yönetiminde giren Konyaspor, 6 maçlık periyotta galibiyet yüzü göremeyince koltuğu Karaman'a devretti. Kaderin cilvesi o ki, genç teknik adamın ilk rakibi, efsanesi olduğu Trabzonspor'du. İlk sınavında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan eli boş dönen Ünal Karaman, Yeşil Beyazların liderlik görevini 21 maçta üstlendi ve 8 galibiyet 13 beraberlik elde etti. 2008-2009 sezonu ise Ünal Karaman için oldukça ilginç bir dönem oldu. Ligin 8. haftasında Ankara gücüyle sözleşme imzalayan Karaman, iç sahadan Galatasaray yenilgisiyle başkente veda etti. Genç çalıştırıcı, sezonun son 2 maçı içinse Konya'ya geri dönse de İç Anadolu ekibinin Süper Lig'e veda etmesine engel olamadı. Bir sonraki dönemde teknik direktörlük kariyerinde olmayı en çok istediği yere geldi Ünal Karaman, yani Trabzonspor'a. Başarısız geçen Hugo Broos döneminin ardından bir maçlığına direksiyona geçen Karaman, devam eden süreçte de Şenol Güneş'in ekibinde yer aldı. Bu serüveni tamamladıktan sonra Adana Demirspor, Şanlıurfa Spor ve Kardemir Karabük Spor'la bir alt ligde boy gösterdi Ünal Karaman ve her bir durakta ayrı bir tecrübe koydu cebine. Bir Haziran 2018 günü ise tecrübeli bir spor adamı olarak aşık olduğu renklere tekrar kavuştu Ünal Karaman. Hem de tek yetkili sıfatıyla. Bordo Mavilere imza atarken, eksik olan bir yeri bu camiada tamamlamaya geldik diyen Karaman, hiç kuşku yok ki özlenen Trabzonspor'u ve ruhunu geri getirmeyi başardı. Öte yandan 34 maçlık maratonu 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle tamamlayan 52 yaşındaki teknik adam, Karadeniz ekibinin başında %52,9'luk galibiyet oranı elde etti. Trabzonspor 2018-2019 sezonunda kadrosunda yer verdiği yabancı oyunculardan son derece önemli bir katkı elde etti. Savunma hattında João Pereira, Majid Hosseini, Filip Novak gibi isimlerden en üst düzeyde verim alan Bordo Mavilerin orta sahasındaysa Eugenio Nazi ve José Ernesto Sosa sergiledikleri performansla büyük bir beğeni topladı. Hücum hattında da Hugo Rodallega önderliğinde skorer bir kimlik ortaya koydu Trabzonspor. Ancak tüm bu isimlerin ötesinde bir Anthony Wakayeme gerçeği vardı.
27 karşılaşmada boy gösterdi Nijeryalı ve bu 27 müsabakanın 12'sinde skor katkısı vererek ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi herkese. Vakaeme, Vakaeme, Vakaeme beraberlik golü. Vakaeme demek gol demek. 10. golü bu sezon. İlk olarak Akyazı'daki Galatasaray mücadelesinde sahneye çıkan Vakaeme, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında da kürsünün sahibi oldu. 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan sonra iki kez üzdüğü bir başka takımsa Kasımpaşa'ydı. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını da havalandıran Anthony Vakaeme, 4 karşılaşmayı da hem gol hem de asist yaparak noktaladı. Rakip file bekçilerini 62 kez yoklayan Vakaeme, bu şutların 24'ünde de çerçeveyi bulmayı başardı. Tecrübeli oyuncu bu başarılı tablonun yanına bir de centilmenlik örneği ekledi ve sezon boyunca sadece bir kez sarı kart gördü. Trabzonsporlu taraftarlar bordo mavili formayla ilk sezonunu geçirmesine karşın Karadenizli taraftarların sevgilisi haline gelen Anthony Vakaeme'den yeni dönemde de çok şey bekliyor olacak. ...1975-1981 yıllar arasında Türkiye Ligi'ne ambargo koymuştu Trabzonspor. Kalede Şenol Güneş, savunmada Necati Özçağlayan'la Turgay Semercioğlu, orta sahada Serdar Bali ile Güngör Şahinkaya, forvette ise Ali Kemal Denizci. Bu efsane isimlerle toplamda elde edilen 6 lig zaferinden sonra Trabzonspor hiçbir zaman özüne dönemedi. Ta ki 2018-2019 sezonuna kadar. Bordo Maviler Spor Toto Süper Lig'de zafere ulaşamadı belki ama öz evlatlarını geri kazandı. Artık kalede Uğurcan Çakır'ı, savunmada Hüseyin Türkmen'i, orta sahada da Yusuf Yazıcı ile birlikte iki Abdülkadir'i vardı Trabzonspor'un. 1996 doğumlu olan kaleci Uğurcan Çakır, belki de hayranı olduğu Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasıyla buldu ilk fırsatı. Hem de bir Fenerbahçe maçında. Bordo Maviler derbide aldığı 3 puanın yanına bir de Uğurcan'ı ekledi bu derbinin sonunda. Genç Uğurcan 20 karşılaşmada Trabzonspor'un kalesini başarıyla korudu, toplamda 69 kurtarışa imza attı ve 5 kez de 90 dakikada rakip futbolculara geçit vermedi. Ayağına kadar gelen fırsatı çok iyi değerlendiren bir diğer isimse Hüseyin Türkmen oldu. 21 yaşındaki stoper, hocasının verdiği görevleri harfiyen yerine getirdi bir sezon boyu. Terinin son damlasına kadar mücadele etti. 112 ikili mücadeleden galip çıktı. 29 top kaptı ve hava toplarının 59'unda başarı sağladı. Gelelim özellikle ligin ikinci kısmındaki formuyla takımın maestrolarından biri haline gelen Abdülkadir Parmağı. 18 lig maçında bordo mavili formayı sırtına geçiren 24 yaşındaki orta saha attığı 2 kritik golün yanına 2 de asist ekledi. Uzaktan şutlarıyla rakip kalecilerin korkulu rüyası haline gelen Abdülkadir, gönderdiği 15 füzenin 6'sında isabeti bulmayı başardı. Ve gelelim Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren iki genç yıldıza. 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı ve 1999 doğumlu Abdülkadir Ömür. Bu zorlu yarışta yeri geldi beraber güldüler, yeri geldi beraber ağladılar, yeri geldi karşılarına çıkan tüm engelleri beraber aştılar. Yusuf 4 gol 2 asist oynarken Abdülkadir 5 gol 8 asistlik performans sergiledi. Her iki futbolcu da hücum bölgesinde yaptıklarıyla rakiplerine yaka siktirdi. Yusuf Yazıcı 75 kez rakip kaleleri yoklarken Abdülkadir de 40 kez kalecilere zor anlar yaşattı. Karadeniz ekibiyle sadece 7 dakika boy gösterip bir gol atan Murat Cem Akpınar'la Uğurcan Çakır'ın yokluğunda yalnız adam rolünü üstlenen Arda Akbulut'u da elbette bir kenara atamayız.
Trabzonspor'un bundan sonraki tek hedefi ise söz konusu isimlerin yanına şampiyon kelimesini yazdırmak olacak.